Merhaba, 29 Mart 2020 Pazar. Koronavirüs şu an için tüm dünya konjektöründe e, çok önemli bir yer teşkil etmekte. Tabi burada iki tane konuya değinmek istiyorum. E, bu konulardan sonraki durumda e, bir ihtimal koronavirüsle ilgili iyi yönde, gelişmeler olma ihtimali olabilir düşüncesindeyim. Birinci durum tabii ki e, Brent petroldeki düşüş durumunun tam anlamıyla bitip bitmemesi söz konusu olması durumunda. Bu haftaki genel değerlendirmelerinde endeks, dolar ve onstaki durumlara değindiğim ve bitcoin'deki durumlara değindiğim durum şu an için Brent petrolde gerçekleşmekte. Ve bu durumdan sonra da Brent petroldeki bu düşüşün devam edip etmeyeceği çok önemli bir yer teşkil edecek bana göre koronavirüsle ilgili gelişme durumunda. Çünkü şayet Brent petroldeki düşüş buradaki bu dip olayı gerçekleşmeyip onay alamazsa ve bu çift dip aşağıya kırılırsa daha aşağılara düşerek devam etme ihtimali çoğalacak. Demek ki bu duruma göre de yani e, önümüzdeki hafta veya önümüzdeki haftalarda takip edeceğimiz durum şu bölgenin önemli olan 30-50 bölgesinin yukarıya kırılma durumundan sonra bana göre bu durumdan sonra e, büyük ihtimalle koronavirüsle ilgili iyi yönde gelişmeler olma ihtimali çoğalacak. Peki bu bölge aşağıya kırılırsa ne olacak? O zaman demek ki korona virüsle ilgili durumların netleşme olasılığı azalacak görünümü düşüncesindeyim. Ve daha da kötüleşme ihtimalleri olabilir. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Hem ülkemiz için hem dünya için tabii ki ama normal şartlarda bu bölge yukarıya kırılırsa 30-20 bölgesi yukarıya kırılırsa Brent petrolde oluşturulan yani endeks ve e, bizim endeks ve diğer e, genel senetlerde söylediğim şablon durumu çalışacağı için burada şu şekilde oluşturulan bu çift tip formasyonundan sonra yukarıya bir kırılmayla beraber Brent petrolüde yükseliş ihtimali çoğalabilecek. Ve bu da e, tabii ki Brent petroldeki yükselişle beraber koronavirüsteki olayların azalma ihtimali olabilir düşüncesindeyim. Bir diğer konuda e, daha önceki videolarımda bahsettiğim e, Amerikan hazine bonolarındaki düşüş durumu. Bu durum tabii ki bir önceki videomda bu şablondan net bir şekilde bahsetmiştim. Ve o şablon tam anlamıyla çalıştı. Ve burada oluşturulan aynı şablonun devamı yani normal şartlarda devam ediyor. Ve bana göre de bu durum Net bir şekilde yukarı kırılma gerçekleşirse, bu kanalın üst tarafı kırılması gerçekleşirse, yani 1.27-1.30 kanalının yukarı kırılmasından sonra büyük ihtimalle e, koronavirüste ilgili iyi gelişmelerin olma ihtimali çoğalacak. Fakat bu kanalın da aşağıya kırılması ve şuradaki oluşturulan çift dibin aşağıya kırılması e, söz konusu olursa da, o zaman e, virüsle ilgili durumların daha kötüye gitme ihtimali çoğalabilir düşüncesindeyim. Yani normal şartlarda bunları takip ederek bu kırılmaları görebilirsek e, virüsle ilgili gelişmelerin net bir şekle dönüşebilir düşüncesindeyim. Çünkü bu düşüşten sonra koronavirüste ilgili olayların e, yoğunlaştığı ve e, bu yoğunlaşmadan sonra da e, kötü durumların meydana gelme ihtimali çok. E, çoğaldı görüldü. Bu durumda bu şablon çalışarak bu kırılma gerçekleştikten sonra buradaki duruma göre takip edebildiğim duruma göre yani normal şartlarda çift tip olduktan sonra yukarı bir kırılma gerçekleşirse şu bölge kırıldıktan sonra yani bana göre burada oluşturulabilecek bu şablona göre Nisan ayının yani önümüzdeki ayın 15'inden sonra şayet bu dip bölge aşağıya kırılmazsa ve daha kötü durumlara bir e, durum meydana gelmezse o zaman e, önümüzdeki ayın 15'inden sonraki gelişmelerde e, virüsle ilgili e, iyi neticelerin alındığı haberlerini alma ihtimalimiz bana göre çoğalacak. Tabi cuma günkü e, düşüşle beraber Amerikan hazine bonolarında da şurada oluşturulan şu e, kanalın Terse yatması aşağıya çift tip için onaya gelme ihtimalini çoğaltmış oldu. Bu bölge aşağıya kırılmadan bir dönüş meydana gelmesi virüsle ilgili en önemli etkenlerin iyi yönde gelişmeye başlama ihtimalini çoğaltacak düşüncesindeyim.